15 yaştan itibaren gençlik, temel alışkanlıklarımızı edindiğimiz, çoğu kötü alışkanlıklarımızı kazandığımız, egzersiz alışkanlıklarımızı geliştirdiğimiz bir dönem. İşte bu dönemde eğer gençlerin genetik yapılarını bilirsek ve onlara genleriyle en uyumlu beslenmenin, egzersizin ne olduğunu, zararlı maddelerin onlara özel olarak ne tür zararlara yol açabileceğini gösterirsek, onların yaşamları için önemli bir ışık tutmuş oluruz. Genellikle başkaları yapıyor, ben de yapsam ne olur diye bakar gençler hadiselere. Oysa ki kendilerinin farklılığını, başkalarından daha özel yapıda olduklarını, kendi genetik yapılarına göre beslenmelerinin veya kötü alışkanlıklar edinip edinmemelerinin kendi üzerlerindeki etkilerini çok net bir şekilde onlara gösterirsek, doğru tercihlerde bulunmak için şanslarını artırmış oluruz. Elle gelen düğün bayram değil. Demek ki ben sigara içersem akciğer kanseri olma riskim diğerlerinden daha yüksekmiş veya kalp krizi geçirme riskim arkadaşımdan daha yüksekmiş. Bunu gence gösterebilirsek onu kötü alışkanlıklardan uzak tutabiliriz. Ve öylesine beslenme özellikleri vardır ki bazı besin maddelerini ağızlarına hiç koymaması gereken insanlar var. İşte o besin maddelerinin neler olduğunu erken yaşlarda öğrenirsek gençlerimizi yaşam boyu edinecekleri alışkanlıklarda doğru yönlendirmiş oluruz. Onların okul başarılarını, onların sportif başarılarını, onların yaşam başarılarını artırmak, mutlu ve sağlıklı bireyler olmalarını sağlamak için gençlikte gen test yol gösteriyor.